Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. İstanbul'da Çağlayan Adliyesi'nde Can Atalay'ınla ilgili 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nin kararı hala çıkmadı. Demin milletvekili arkadaşlarla da görüştüm ve maalesef Anayasa Mahkemesi kararına rağmen hala yerel mahkeme direniyor. Anayasa Mahkemesi kararını hatırlatmak istiyorum tekrar. Seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkının ihlal edildiği, kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiği ve çok önemli bir not daha düşmüş. Kararın bir örneğinin hak ihlallerinin ortadan kaldırılması için başvurucunun yeniden yargılanmasının başlanması, mahkumiyet hükmünün infazının durdurulması, ceza infaz kurumundan tahliyesinin sağlanması ve yeniden yapılacak yargılamada durma kararı verilmesi şeklinde işlemlere ihtiyaç var. Yani bu ülkede bu meclis 600 kişi değil, bir eksiğiz. Sayın Kurtulmuş da, meclis başkanı da açıklama yaptı. Hakikaten bu kabul edilebilir bir mesele değil. Türkiye'de yerel mahkemeler neye dayanarak direniyor? Demirtaş Yüksekdağ kararı, AİHM kararına yerel mahkeme direniyor. Can Atalay'ın kararına yerel mahkeme direniyor. Sevgili Gülten Kışanağ'ın ceza süresi doldu. Yani CMK'ya göre 7 yılı geçti. Yerel mahkeme direniyor. Yani bunların tamamının, bu garabetin sona ermesi gerekiyor ve Can Atalay'ın bir an önce bu sıralarda yerini alması için biz tekrar çağrıda bulunuyoruz ve yerel mahkemenin hakikaten bu kadar sürüncemede bırakmasının hukuk devleti olmadığımızın bir kez daha ilan edilmesi anlamına geliyor. Teşekkür ediyorum.